Arkadaşlar selamlar. Umarım her şey bir nebze de olsa iyidir. Soğuk bir kış gününden size sesleniyorum. Mikroskobun bu sayısının konusu kış uykusu. Kış uykusu deyince ne çağrıştırıyor bende diye çok düşündüm. Ve hatta daha henüz yayına girmedi ama Mikroskop Spotify için bir söyleşte yaptık. Orada da sorulardan biri kış uykusu ile ilgili hangi kitaplar hazırladığımdı. Orada çok değişik kitap isimleri verdim. Ama bu değişebilir dedim ki değişti bir tanesi hariç. Bugün size 1, 2, 3, 5 kitaptan bahsedeceğim. Tabii bazıları kış temalı, bazıları kışın geçen olaylar, bazısında kışla hiçbir alakası yok ama kış uykusu insan için, insanın bir kış uykusuna yatması, insan belleğinin, insan vicdanının veya insan psikolojisinin kış uykusuna yatması ile de ilintili bazı kitaplar. Ve buna karşı ne yapabiliriz ile ilgili. Aslında kış uykusunun tam anlamı doğanın, bitkilerin, ağaçların, bazı hayvanların dinlenmek için yani kendi güç kuvvetini bulmaları ve bir sonraki sezonda daha canlı olarak tekrar hayata katılabilmeleri için yaptıkları bir dinlenme süreci aslında pozitif anlam içeren bir şey. Fakat bence biz kış uykusuna mı yattın deriz ya hani bazen bunun deyim olarak, alegorik olarak anlamı tabii ki farklı. Çok da pozitif değil. Şimdi size karışık 3 dilde, evet 3 farklı dilde kitaptan bahsedeceğim. İlki bu. Bunu inanır mısınız? Ben Almanya'da bir dönem okudum ve yaşadığım için Almanca dilini çok severim. Zaten bir sürü filozof, yazar, psikolog biliyorsunuz yani bunları anlatmama gerek yok zaten. Çıkmış bu dilde. Dili ilginç yapan bu insanlar, bu insanların verdiği eserler esasında. Bu kitabın ismi February 33 diyeceğim. İki dil karıştı. Yani February 33, Der Winter der Literatur, Uwe Wittstock yazmış bu kitabı. 1933 yılı Şubat ayında ki yazarların ve edebiyatın durumundan, edebiyatın kışı diye basılmış şöyle kalın bir kitap. Şimdi bununla ilgili araştırma yaptım. Şöyle bir şey söyleyebilirim. 1933-45 senesi biliyorsunuz Almanya'da Nazi rejiminin olduğu yıllardı ve nasıl sonuçlandığını da hepimiz çok iyi biliyoruz. Kendisi aslında zaten bir rebel yani anarşist bir şair, yazar. Ve 1933 Şubat'ında kitabın arkasını okuyorum. Çok çok hızlı bir şekilde Almanya'da yaşayan yazarların çok çabuk karar vermesi gerekiyordu. Çünkü Hitler'in şansölye oluyor. Bu anons ediliyor. Ki seçim yapılıyor da şansölye oluyor yani düşünün. Düşünmeyin daha doğrusu. Düşünecek ne var ki hala aynı şeyler oluyor. Aslında Uwe Wittstock yani yazar kendisi bir kadın. Erzählte Chronik eines angekündigten und doch nicht für möglich gehaltenen Todes. Yani aslında anons edilmiş, söylenmiş fakat henüz gerçekten mümkün olabileceği idrak edilmemiş bir ölümün kroniğini anlatıyor diyor. Ve bunu Fontak Sutak gün be gün takip ediyor. Hatta bazen saat be saat takip ederek detaylı bir şekilde anlatıyor. Ve Weimar zamanında, Weimar Cumhuriyeti'ndeki edebi hayatın bir haftadan kısa bir sürede
nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor. Thomas Mann'dan, Bertolt Brecht'ten, Else Lasker Schüler'den, Alfred Döblin'den ve diğer yazarlardan bahsediyor ve bunların çoğu da Yahudi kökenli zaten. Mesela şurada şöyle bir şey var. Thomas Mann bile, ben daha önce eserinde, Thomas Mann Hayatını Anlattı eserini size bir yerde söylemiştim. Orada ayrıntı olarak zaten bütün bunları da veriyor. Nobel ödülü almasına rağmen Thomas Mann bile korunamıyor Nazi. Yani çünkü Nazilere karşı ve zaten persona non grata, istenmeyen adam olarak ilan ediliyor. Mesela Joseph Roth, Rodinski Marşı'nı yazan Joseph Roth, bize de çevrilmiştir. Hemen Hitler'in şanser olduğunu öğrenir öğrenmez hemen Paris trenine atlıyor. Ve arkadaşı Stefan Zweig'a şöyle yazıyor: Unsere literarische und materielle Existenz ist ja vernichtet. Diyor ki, bizim edebi ve materyal, maddi materyal varlığımız kesinlikle yok edildi diyor. Es ist gelungen, die Barbarei regieren zu lassen. Barbarların yönetime geçmesi başarılı oldu diyor. Buna izin verildi diyor. Machen Sie sich keine Illusionen. Kesinlikle bir illüzyon içerisine girmeyin diyor. Die Hölle regiert diyor. Yani cehennem yönetiyor şu anda bizi diyor. Ve zaten de öyle oluyor. Ve Roth bir Yahudi olarak özellikle zaten fragil, yani vulnerable, nasıl söyleyeyim, kırılgan birisiydi. Fakat bazı Yahudi yazarlar gitmeyi reddediyor. Yani reddetmiyorlar da çekiniyorlar. Çünkü mesela Hermann Kesten da bir Yahudi. Hemen Berlin'deki Fransız Büyükelçiliğine gidiyor. Ve Almanya'dan kaçmak için bir vize almaya çalışıyor. Yani cebinde bulunsun diye. Çünkü ailesinden hastalık var ailesinde. Terk edemiyor Almanya'yı. Keza yine Yahudi, Alman şair Else Lasker Schüler aynı duruma geçiyor. Mesela yine Darmstadt'ta yaşayan tiyatro direktörü Gustav Hartung, bütün her şeyini onlar da kaybediyorlar tabii. Fakat nihayet mesela şair Elza bir şekilde Almanya'dan kaçmayı başarıyor. Bertolt Brecht'e gelelim. Oyunlar sahneliyor o dönemde ve çok yoğun. Fakat biliyor ki listenin en tepesinde olanların listesinin en tepesine yer alıyor. Onun için bir fıtık ameliyatı olmak için hastaneye gidiyor. Aslında gerçekten de olacak ama o dönemde hastaneye yatanları yasak isimlerini vermek Nazi rejimine. Birazcık onu da düşünüyor aslında ve sonra da Danimarka'ya kaçıyor. Oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Yani bütün bunları anlatıyor ve bence çok ilginç. Kısa bir dönemde gün gün, saat saat, 3 aylık bir dönemi anlatıyor aslında. Gün gün, saat saat bu Yahudi yazarların, ki Thomas Mann Yahudi değil esasında, fakat o da Yahudiliğe karşı yazarların durumunu, nasıl hareket ettiklerini, ne zorluklar yaşadıklarını anlatıyor. Bence çok ilginç bir kitap. Öneririm. Kış uykusuyla ne alakası var diyeceksiniz. Bence çok alakası var. İşte insanlığın belleği, insan psikolojisi, insanlığın insanlığı kış uykusuna yattığı zaman böyle olaylar oluyor arkadaşlar. Ve bu olay olduğundan 1933-45 arası, sonra 2. Dünya Savaşı, bir sürü insanın ölmesi, öldürülmesi ve şu an hala
Aynı şey oluyor her yerde. En yakını Filistin'de olanlar. Ne diyebilirim? Bunu geçelim. İkinci kitabımı daha önce ben size bunu tanıtmıştım aslında diye düşünüyorum. Terjai ve Sals'ın The Ice Palace kitabı. Buz Sarayı diye bize çevrilmiş bir kitap. Norveçli bir yazar kendisi biliyorsunuz. Bu daha önce anlattığım için çok üzerine gitmeyeceğim ama yine burada da kışın ortasında geçen iki kızın iki kız arkadaşın birbirlerine düşkünlüklerinin yalnızlığı, annesizliği, başkasının teyzenin, anneannenin, babaannenin yanında büyümeyi ve bir birliktelik kurduğun insanın bir gün durup dururken ölmesi, ortadan kaybolması karşısında senin çektiğin yalnızlık ve özlem duygusunu anlatıyor. Çok içine girmeyeceğim. Zaten ince bir kitap. Bunun kış uykusuyla ne alakası var diyeceksiniz. İşte kış uykusuna yatmayalım arkadaşlar. Her an elimizdeki her şeyi hemen kaybedebiliriz. Elimizdekilere odaklanalım. Lütfen iyi insanlar olalım. Sevgi dolu insanlar olalım. Sadece insanlara değil, hayvanlara, ağaçlara, herkese karşı. Bir insan olarak herkese, her şeye karşı sorumluluğumuz var. Bunu unutmayalım. Bundan sonra kitabım yine Nordik, İzlanda'ya gidiyoruz. Bu Miss Iceland, yani İzlanda güzeli kitabı. Dilimize çevrildi mi bilmiyorum. Audur Ava Olafsdottir. Ya artık ben de bu ilginç isimleri telaffuz edebiliyorum. Kadın bir yazar ve bütün kitaplarını okudum. Çünkü çok ilgimi çekti. Ya çok kolay okunabilen kitaplar. Fakat o Nordik edebiyat benim çok ilgimi çekiyor. O atmosferi yaşamak, kış, soğuk edebiyatı da atmosfer yaratılan o atmosferler çok hoşuma gidiyor. Bu Miss Iceland'da aslında neyi anlatıyor? Şimdi çok kısa anlatacağım. Bu kitap ödül de almış. Evet, Prix Medici Etranger ödülünü almış Fransa'da ve Icelandic Booksellers ödülünü almış. Yani rüşvünü ispatlamış. Bayağı da bir kitabı var. Şimdi burada bu hikaye 1963 senesinde geçiyor. 63 senesinde geçmesi de aslında bilinçli olarak yapılmış bir şey. Çünkü 63 senesinde dünyada bir sürü şey oluyor. Ne oluyor? Martin Luther King öldürülüyor. Daha doğrusu öldürülmüyor da Martin Luther King diyor ki I have a dream diyor. Benim bir rüyam var diyor. Benim bir rüyam var. Bu hayatta herkesin bir yeri vardır diyor. Yani bu dünyada herkesin bir yeri vardır diyor. Bu dünya hepimize aittir diyor. Fakat John F. Kennedy öldürülüyor 60 senesinde yine. Sylvia Plath kocası onu başka birisi için terk ediyor ve intihar ediyor. Sırça fanusu, caz sırça fanusu ve diğer şiirleriyle ünlenmeden önce biliyorsunuz gazı açıyor ve intihar ediyor. Sırça fanusunu okumaya kaldım acaba. Rest in peace Sylvia Plath. Beatles herkesin çığlıklar attığı konserler vermeye başlıyor. Mini etek zamanı başlıyor. Ve erkekler şovanist bir takım söylemlerde bulunmaya başlıyorlar. Ve İzlanda'da yanardağlar patlamaya başlıyor. Ve yeni bir o kadar yanardağ patlıyor ki yeni adalar ortaya çıkıyor. Yani 63 senesi özellikle seçiliyor. Kahramanımız da Hekla. Hekla babası ona çok ünlü bir İzlanda'daki çok iyi ünlü bir yanardağın ismini veriyor. Ve Hekla yazar olmak istiyor. Taşra'daki köyde bir çiftlikte yaşıyorlar. Orayı terk ediyor yazar olmak için. Reykjavik'e yani başşehre geliyor. Orada iki tane arkadaşı var. Bir tanesi
homoseksüel erkek arkadaşı David Jones Stevenson Johnson ismi ve ona da ismi ünlü bir İzlandalı şairden geliyor. Ve İzlanda'da o dönemde homoseksüeller tam bir freak, yani bir yaratık gibi ve kriminal gibi yani toplum dışı insanlar şeklinde davranışa uğruyorlar. Hala bizim ülkemizde de öyle değil mi? Herkesin yaşam hakkı var yani. Sana bir şey yapmadığı sürece adam sana ne yani, nasıl olduğundan. Yani herkes istediği gibi yaşayabilir. Herkesin bu dünyada nefes alma, yaşama ve mutlu olma hakkı var. Ya bazı insanların çoğunu anlamak mümkün değil. Neden yolda geçen kendisi gibi olmayan insanlar rahatsız oluyor? John da aslında tiyatroda kostüm dizayn etmek istiyor. Hatta dikiş makinesi var ve sürekli orada bir takım şeyler dikiyor falan filan. Nihayetinde Hekla ve John birbirlerini çok iyi anlıyorlar. Birbirlerinin yaşam alanlarına, birbirlerinin karakterlerine, birbirlerinin yaşam stillerine saygı duyuyorlar. Beraber var olabiliyorlar. Fakat Hekla'nın başka bir kız arkadaşı daha var. O kız arkadaş da evlenip çocuk üzerine çocuk yapıyor ve hiçbir böyle sürekli evde olmak zorunda kalıyor ve küçücük mutluluğu Hekla onu gelip ziyaret ettiğinde veya tuttuğu günlükte buluyor. Yani öyle bir geleneksel saçma sapan bir hayatın içerisinde sıkışıp kalıyor. Aynı yaştalar halbuki. Fakat yani, istediği şeyi yapabilen bir arkadaşı da var. Fakat Hekla'yı da aynı zamanda, tabii bu arada yazar olmak da o kadar kolay değil. Aslında çok iyi şeyler yazıyor. Yazdıkları yayınlanıyor. Fakat bir otelde çalışıyor. Ve o çalıştığı oteldeki bir takım insanlar ona zorla güzellik yarışmasına katılmasını veya işte ya güzellik yarışmasına katılacaksın ya erkekler evlendireceksin ya da evleneceksin şeklinde 60 senesindeki İzlanda'daki durum bu. Ve bunların mücadelesini anlatıyor. Çok güzel bir kitap. Yine kış uykusuyla ne alakası var diyeceksiniz. Evet arkadaşlar, var alakası. Hala homofobik, hala kadın fobik, hala ülkemizdeki durum, hala kadını mutfağa atma, doğurma ve Afganistan'daki gibi müziğin yasaklandığı, eğitim alamadıkları, sadece yemek pişirip çocuk doğurup erkeğin altına yattıkları bir nesneye dönüştürüyorlar. Zira homofobikler de bir dünyada yarattılar. Yani anlatabiliyor muyum? İşte orta çağ geri geldi yani. Geri geldi. Kış uykusuna yatmayalım arkadaşlar. Evet, bundan sonraki kitabım Claire Keegan'ın Antarktika ismi kitabı. İrlanda'dayız. Irish biliyorsunuz. Kitapları Türkçe'de yayınlandı. Antarktika yayınlanmadı. Antarktika Claire Keegan'ın ilk öykü kitabı. İlk öykü kitabının ilk öyküsünün ismi de Antarktika. Şimdi bu Claire Keegan'ı tabii şeyden daha çok biliyorsunuz. Kitap yanımda da değil acaba. Foster ve Küçük Şeyler kitabından. Şimdi bakıyorum, Claire Keegan 68'de doğmuş. Çok dili çok sade, sade bir yazar. Bu ilk kitabı hakkında mesela Guardian 1999 senesinde şöyle demiş: "But there is no modernist alienation, no woman's stance. Post-feminist woman's feminist play tradition roles one moment dominate." Orijinal bir ses, doğal ve orijinal bir ses demiş, taze. Öykülerinde bazen post-feminist kadınlar durup dururken geleneksel rolleri oynuyorlar.
oynarken bir an, başka bir anda domine ediyorlar ve feminist bir role bürünüyorlar ve bütün halleri anlatıyor. Genelde de buradaki hikayelerin çoğu rural, yani taşra, İrlanda taşrasında veya Güney Amerika'da, Güney Amerika derken Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde geçiyor efendim. Şimdi ben ilk hikayeden bahsetmek istiyorum. Çünkü ilk hikayeyi okudum. Antarktika. Neden ismi Antarktika? Şimdi nasıl açılıyor kitap? Every time the happily married woman went away, she wondered how it would feel to sleep with another man. Yani şunu şöyle demek istiyor. Mutlu bir şekilde, mutlu bir evliliği olan bir kadın ne zaman ki evinden çıkıp başka bir erkek ile beraber olduğunda ne hissedeceğini, nasıl bir duyguya kapılacağı hakkında merak içindedir diyor. Ve böyle bir kadın var. Evliliğinde hiçbir sorun yok. Mutlu bir evliliği var. Çocuğu var. Gerçi demek ki çok da mutlu bir evliliği. Ya da gerçekten çok mutlu bir evliliği var. Mutlu bir evlilik ne demek onu da bilmiyorum ya. Çiftler çabalamazlarsa, gelişmezlerse, beraber gelişmezlerse mutlu evlilik diye bir şey olmuyor. Monoton oluyor. Monotonluk da bir süre sonra insan için sıkıcı hale gelebiliyor falan filan. Yine Aralık ayında diyor ki bu düşüncesini gerçekleştirmeye karar veriyor. Bir cuma günü akşam alıyor, trene atlıyor, şehre gidiyor. Ve bir otele gidiyor. Otelin, kızacağız diyorum, otelin barında bir adamla tanışıyor. Adam bunu evine davet ediyor. Bu da gidiyor. Böyle boktan bir yere gidiyorlar. Bir yer. Fakat neyse bunlar ilişkiye giriyorlar falan filan. Fakat kaçıncısında bilmiyorum. Kaçıncı görüşmelerinde adam bunun elini yatağa kelepçeliyor. İşte ne yapıyorsun falan diyor kadın. Ondan sonra adam buna yiyecek falan getiriyor. Ye iç falan diyor. Kadın neyse uyuyor ama uyandığında bakıyor ki hala kelepçeli. Adam geliyor diyor ki benim diyor işe gitmem lazım diyor. Biliyorsun seni seviyorum biliyorsun değil mi diyor. O an sonra adam gidiyor. Kadın güçlü bir kadın ve bu kelepçeden kendini kurtarmaya çalışıyor falan filan. Fakat kurtaramıyor maalesef ve o şekilde yatarken bir de kedi var. Şöyle diyor, şöyle son paragrafı. She watched the clock on his bedside table. The red numbers changing. Yatağının başucundaki saate bakıyor. Kırmızı numaralar değişiyorlar, yani zaman ilerliyor. The cat was watching her. His eyes dark as apple seeds. Kedi ona bakıyor. Gözleri elmanın çekirdekleri gibi karanlık. And she thought of Antarctica. Ve Antarktika'yı düşünüyor. The snow and ice and the bodies of dead explorers. Antarktika'yı düşünüyor. Karı, buzu ve ölü explorers'ların bodisini, vücudunu, ölü araştırmacıların vücudunu düşünüyor. Then she thought of hell and then eternity. Daha sonra cehennemi ve sonsuzluğu düşünüyor. Yani kediyi merak öldürmüş arkadaşlar. Fazla merak edip böyle saçma sapan hayatınız her şey yolunda giderken zırva zırvalamayacaksınız demek istiyor. Anlatabiliyor muyum? Bunun kış uykusuyla ne alakası var? Var arkadaşlar. Bence bunu şöyle açıklayabiliriz kış uykusu. Evet, kış uykusuna yat. Biraz sıkıldıysan yat. Bunu olumluya dönüştür. Biraz sıkıldıysan abi yat. Beynini, ruhunu birazcık kış uykusuna yatır. Biraz uyu, biraz nadas. Anlatabiliyor muyum? Biraz dinlen. Zırvalama. Evet, şimdi son kitaba geliyorum.
Malraux'un La Condition Humaine. Yani insanlık durumu kitabı. Şimdi bu kitap 1933 yılında yazılıyor roman. Konu da 1927 yılında Şangay'da başarısız olan bir komünist ayaklanmayı ve devrimle ilgili insanların varoluşçu bir ikilem içine girmelerini anlatıyor. Yani roman 1927 yılında yaşanan bu Çin devrimini anlatan 3 kitaptan biriymiş arkadaşlar. Ve kitap 1933 yılında Concours Akademisi Edebiyat Ödülünü kazanıyor. Ve Le Monde'un 100 yılın 100 kitabı listesinde 5. sırada yer alıyor. Konu olarak kısaca kitap 7 yılında Şangay şehrinin milliyetçi Kuomintang orduları tarafından ele getirilmesi sonrasında şehirdeki komünist ayaklanmayı anlatıyor. Ve ayaklanmada birçok komünist lider ve işçi hayatını kaybediyor. Şimdi burada varoluşundan günümüze kadar büyük düşünsel, dinsel ve siyasal savaşlara tanıklık eden insanlık kitlesel sürgünler ve kıyımlar yaşıyor. Ve erken tarihimiz kadar 20. yüzyılda toplumsal bellekten silinmeyen ve tüm insanlığı etkileyen büyük olaylara sahne oluyor. Yaklaşık 6 milyon kişinin yaşamına mal olan ve çok geniş kitleleri etkileyen önemli olaylardan birisi de Asya Anakarası'nda milliyetçi ve komünistler arasında yıllarca süren Çin Özgürlük Savaşı 23'ten 49 senesine kadar sürüyor. André Malraux da bu savaşın belli bir dönemini insanlık durumu adlı siyasal içerikli toplumsal kurmacasında işliyor. 20. yüzyılın büyük Fransız romancılarından birisi kendisi. Çağın düşünsel felsefi yapısını sorgulayarak kent soylu toplumla bu toplumu oluşturan kişilerin varoluşsal ve özgürlük sorunlarını masaya yatırıyor. Çağın ve gelecekte yaşanacak sorunları öngörerek insanlığı bilgilendirme, o uyarma görevi üstleniyor yazar. Ancak uzak bir Çin'de geçen korkunç, acıklı ve şiddet dolu roman aracılığıyla aslında Avrupa'ya da bir göndermede bulunuyor. Fakat bundan 15 sene sonra da Almanya'da biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı oluyor ve milyonlarca insan ölüyor. Malraux'un bu insanlık durumu insanın yüzüne bir sille gibi inen, burada bir şeyden okuyorum bunu, yapılan bir analizden okuyorum arkadaşlar. Bir sille gibi inen uyarı ve iletilerle dolu bir toplumsal içerik taşıyor. Ancak Avrupa bu acı uyarıyı demin dediğim gibi romanın yayınlanmasından 15 yıl sonra anlıyor ve bu bilinçlenme ya bilinçlenmeme durumu yaklaşık 50 milyon insanın canına mal oluyor. Demek ki insanlık durumu da aslında gerçekte dünya insanı durumunun acıklı bir görünümünü bize anlatıyor. Yani bunu sadece Çin'de geçen, sadece orayı etkileyen, o insanları etkileyen bir olay gibi görmeyin arkadaşlar. Dönemi de göz önünüze bulundurarak anlatın. Bu kitaba yalnız bir takım şeyler geliyor. Çünkü eleştiriler geliyor. İşte çok komünist yanlısı olduğu, işte André Malraux'un hiçbir zaman Çin'e gitmeden böyle bir kitap yazdığı vesaire vesaire gibi. Adam yazar, illa oraya gitmesi gerekmiyor. Ya yazabilir, bu bir kurgu, çok normal bence, bana göre öyle. Bunun kış uykusuyla ne alakası var diyeceksiniz arkadaşlar. Kış uykusu eşittir insanlık durumu bence. Yani anlatabiliyor muyum? Hep beraber kış uykusuna mı yatsak acaba? Ne dersiniz arkadaşlar? Bazen de öyle olmuyor mu? O kadar çok olay oluyor ki acaba biraz bir uykuya mı, kış uykusuna mı yatsak oluyoruz, ama yok. Öyle bir lüksümüz yok. Yatamayız. Ve böyle söyleyerek bu session'ı da kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ay görüşmek üzere. Bay bay.